de bunu Türkiye yapabilir. O potansiyeli var. Hı hı. Genç nüfusu var. Hı hı. E, büyük bir pazar. E, tabii ki Komşu bölgelerin barış içerisinde, istikrar içerisinde olması çok çok önemliydi. Bu anlamda şu anda Orta Doğu'nun bu yaşadığı alt üst oluş en azından ekonomi anlamında Türkiye'ye belirli kayıplar getirdi. Ama umarız demokrasiye geçiş süreci başarılı olur Orta Doğu'da. Daha demokratik bir Orta Doğu'da Türkiye'nin ekonomik o entegrasyon şeyleri daha başarılı olabilir. Dolayısıyla. Evet Türkiye'nin konumu değişiyor. Avrupa Birliği'nin de Türkiye bakışı yavaş yavaş Değişim. değişiyor. Şeye baktığımızda yani hemen dönem başkanlığının başlaması öncesinde Avrupa Birliği'nden bir ortak bir metin hazırlandı Türkiye konusunda. Orada geçmişe göre oldukça farklı, yani Türkiye'nin öneminin vurgulandığı şeyler sergilendi. Dediğim gibi burada çok fazla abartmamak gerek. Yani bir ülke gücünü ne abartmalı ne de küçümsemeli. Evet. Ee, gerçekçi e, hı hı. olmak gerekir. Herkes e, Türkiye'nin e, artık e, eski Türkiye olmadığını yani 10 yıl önceki, 20 yıl önceki Türkiye olmadığını biliyor. Önemli olan burada bütün bu değişimleri herkesin yararına olacak şekilde, herkesin çıkarlarına uygun olacak şekilde e, politikalar üreterek o e, bilinen kazan kazan yani herkesin kazandığı noktaya evet, e, varabilmek, e, barış ve istikrarı e, hakim e, kılmak, bu da e, akıllı politikaları, e, uzlaşıya dayalı. E, politikaları e, gerektiriyor. Tek bir tarafın bu tür politikalar geliştirmesiyle e, sorunlar çözümlenmez. Herkesin, bütün aktörlerin e, bu tür e, bir vizyona e, sahip olması e, gerekiyor. Maalesef şu anda bölgemiz çok büyük bir e, e, içerisinde. hareketlilik evet, içerisinde. Bu hareketlilik devam ettiği sürece de tabii ister istemez ülkeler çok dikkatli davranmak e, durumunda. E, çok kırılgan, yani barışın çok kırılgan olduğu evet, bir evet. E, dönemden, dönemden bir şey. geçiyoruz. Yani işte son... Türk jetinin vurulması olayıyla yaşanan gerginliği evet. e, yaşadık. Bu tür olaylar önümüzdeki dönemde de e, ola, olabilir. Umarız e, olmaz. Evet. E, provokasyonlar da e, yapılabilir. Böylesi durumlarda provokasyon da çok evet. e, rahatlıkla yapılabilir. Bu noktada ülkeler e, çok dikkatli olacaklar. E, bu anlamda uzun vadeli vizyoner e, şeyler koymak daha zor. Ama yavaş yavaş artık... E, e, Doğu Akdeniz'in bir istikrara kavuşması, barışa kavuşması, Türkiye'nin çevresinde yani ünlü o bütün komşularla sıfır sorun şeyinin hayata geçirilmesi çok çok önemli. Avrupa Birliği'nin komşuluk politikasına çok uygun bir yaklaşım bu. Yani Türkiye'nin komşularla sıfır politikası ile Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası birbirine çok yakın olan evet. e, politikalar. Evet. E, bu noktada yani Avrupa Birliği bunu da görüyor yani Türkiye'nin e, bu şeyini. İşte e, tabii şunu da yani hemen ekleyeyim belki çok uzattım ama Avrupa Birliği şu anda aslında kendi geleceğini de tam olarak göremiyor ve tartışıyor. Hı hı. Ee, Avrupa Birliği daha fazla entegrasyona mı gidecek? Ee, bu senaryoda Türkiye'nin üyeliği hemen hemen ee, yani imkansız gibi olur. Yani çok sıkı bir entegrasyona gitmiş olan bir AB yoksa daha e, konferat, konfederatif bir e, yapımı olur. Evet. O senaryoda Türkiye'nin e, yer alması e, daha kolay. Bakınız şimdi İngiltere AB'den ayrılma olayını e, tartışıyor. Onun hatta, Muhafazakar Parti evet. içerisinde 100 kadar milletvekili biz referanduma e, gidelim diyorlar. Evet. İngilterenin rahatsızlığı bu e, entegrasyon yoğun entegrasyon senaryosunun hayata geçirilmesi olasılığından İngiltere böyle bir şey istemiyor. Hı -hı. E, dolayısıyla AB'nin geleceğini olacak henüz bu da e, çok e, net değil. E, bu krizden AB bir şekilde çıkacak ama çıktığı zaman şekli ne olacak? ya çok daha entegre olmuş bir e, AB olacak veyahut da daha e, konfederatif e, İngiltere'nin istediği anlamda evet. bir e, yapı olacak. Ona göre e, Türkiye ama Türkiye AB'nin her halükarda e, ciddi bir ortağı olacak ekonomik anlamda. Ekonomik ticari anlamda. Tabii tabii ticari anlamda. Karşılıklı çıkarlar bunu gerektiriyor. Evet, yani evet. Türkiye'nin çıkarları da bunu gerektiriyor. Çünkü Türkiye'ye gelen yabancı yatırımın yarısından fazlası Avrupa'dan e, Hı -hı. geliyor. Türkiye pazar pazar olarak Avrupa için çok önemli e, hı hı. bir pazar. Bu çıkarlar gereği e, üye olsun veya olmasın e, komşusu olan büyük bir güç, önemli bir e, askeri güç olarak çok önemli. Hı hı. E, Avrupa Birliği'nin en